Bu saat diliminde bir turizm destinasyonu olarak Düzce konu başlığı altında moderatör koltuğunda Ekonomi Gazetecileri Derneği Yüksek İstişare Kurulu üyesi, Akşam Gazetesi Ekonomi Müdürü Yaşar Kızılbağ var. Konuşmacılarımızsa Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca, Düzce İl Turizm Müdürü Sabahattin Parlak, Haliç Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Doçent Doktor Nur Ündey ve Algün İnşaat Üretim Kurulu Başkanı Cihat Algün var. Alkışlarınızla oturumumuz başlıyor. Efendim iyi günler herkese. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım, değerli hazırım. Gerçekten sabahtan beri dinlediğimiz hikayeler o kadar güzel ki yani bir an cennete düştüm diye düşünmeye başladım. İlk etapta sunumları alacağız oturuma katılan arkadaşlardan. Öncelikle Cihan Algün beyefendi, Algün İnşaat'ın yönetim kurulu başkanı. Evet. Burada değerli yatırımlar var. Düzce'ye gönül vermiş birisi. Bu konuda kendisinden değerli bilgilerini alacağız. Evet. Teşekkür ediyorum. Öncelikle Sayın Bakanımıza, değerli basın mensuplarına ve katılımcılarımıza hoş geldiniz diyorum. Bugün ülkemizin en genç ili Düzce'mizin sahip olduğu potansiyelle geleceğini konuşmak üzere bir arada bulunuyoruz. Öncelikle bu buluşmayı sağlayan ve şehrimizin parlayan bir yıldız olarak hem bölge hem ülke ekonomisine katacağı değerleri paylaşmamıza vesile olan Düzce Belediye Başkanımız, Sayın Bakanımız Doktor Faruk Gözlü'ye, Sayın Valimiz Cevdet Atay'a, Ekonomi Gazetecileri Derneği'ne ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Tuncay Şahin'e teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Evet, şehrimiz için en geç nitelemesi yapıyoruz ve en son ilan edilen il olması dolayısıyla ancak bu toprakların aynı zamanda köklü bir tarihi de ev sahibi yaptığını unutmamak gerekiyor. Bizler de köklü tarihe sahip bu genç ilimizde Düzce'li bir müteahhit olarak Algün markamız ve 500 çalışanımızla Düzce'mizin dört bir köşesinde gerçekleştirdiğimiz A kalite yapılarımız ve marka projelerimizle 5000 aileyi ev sahibi yaparken modern ve çağdaş tasarımlarımız da şehrimizin dokusunu bozmadan gelişimine ve kalkınmasına katkı sağladık. Sahip olduğu tarihi değerlerin yanı sıra Düzce'ye coğrafi konumu itibariyle Ankara ve İstanbul, Bursa ve Eskişehir gibi şehirlere yakınlığı nedeniyle özel bir önem atfediyoruz. Bu nedenle Düzce için yapılan Türkiye'nin en işlek ve en zengin ilçesi tanımı yersiz değildir. İpek yolundan modern zamana kadar karayoluna uzanan süreçte ülke ekonomisinin kalbi olan bu büyük şehirle bağlantısı Düzce'nin her dönem potansiyel olarak gelecek vaat eden şehirlerden biri olarak anılmasını sağlamıştır. Burada bizi buluşturan da tam bu potansiyeli açığa çıkarma ve işleme isteğimizin çabasıdır. Burada sıraladığımız farklı güzelliklerin kesişme noktası olan Düzce'nin Türkiye'nin en hızlı gelişimine sahip turizm merkezi olması oldukça eski tarihleniyor. Sahil turizmin ilk geliştiği en eski turizm merkezi olması da kent için turizmin ne denli önemli bir kalem olduğunu bizlere hatırlatıyor. Doğasıyla tarihinde yüzyıllar boyunca pek çok medeniyete kucak açmış Düzce'nin bu özellikleri turizm açısından da yatırımın en elverişli kentlerinden biri olma ayrıcalığını sunuyor. Aslında buraya kadar hepimizin bildiği, üzerinde hem fikir olduğu değerleri konuştuk. Asıl üzerinde durulması gereken nokta bu değerlerin nasıl açığa çıkartılıp işleneceği. İş insanları olarak elimizi taşın altını koymaya hazırız. Destek gereken her alanda şehrimizi kalkındıracak yatırımlara varız.
Bu toplantının da amacına uygun olarak tüm paydaşlarla şehri kalkındırma hamlesinin gönüllü neferleri olduğumuzu gururla söylemek isterim. Bu şehrimize ve halkımıza olan borcumuzun da aynı zamanda. Burada özetlemeye çalıştığınız şehrin potansiyeli, turizm gerçekten Cihat Bey yatırımdan bahsetmişken, yani gördük ki hakikaten burada bir altyapı sıkıntısı da var. Yani otel anlamında ciddi bir eksiklik var. Bu konuda sizin geleceğe dönük bir planınız var mı? Müjdeniz olur mu? Eyvallah. Var. Tabii biz de Düzce'de yaşayanlar olarak, Düzce'de birçok yatırımda olan bir firma olarak Düzce'mizin bu doğal ve tabiat güzelliğinin farkındayız. Potansiyelin de farkındayız. Bu doğrultuda gerçekleştirmeyi planladığımız Sayın Bakanımızın da destekleriyle Düzce Merkez'de Kervan Mevkii'nde çok özel bir proje hazırladık. Burada da 5 yıldızlı bir otel yapıyoruz inşallah. Otelimizi de Düzce'nin ilk markalı oteli olacak. Dedeman Oteli olacak. Dedeman'la anlaştık. Böylelikle inanıyorum ki Düzce'nin ihtiyacı olan, konaklama anlamında eksikliği olan bu eksikliği de en güzel şekilde kapatacağını düşünüyorum. Yani çünkü Tapanca bu işi başarmış. Tapanca'da çok sayıda işte. İstanbul'un hemen yanı başı insanlar gidip orada kongre, turizmi ya da hafta sonu değerlendirebiliyor. Niye bir adım öteye gelip Düzce'ye bu imkanları elde etmesin diye insan düşünüyor. Maalesef çok haklısınız. Yani bu olay aslında İstanbul'dan Sapanca'ya kadar ciddi bir turizm hareketi var. İstanbul'dan da Bolu'ya kadar var ama bu Düzce maalesef kopuk. Aslında baktığımız zaman hep dillendirildi. İşte Düzce'nin doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri. Düzce, Batı Karadeniz'in ilk en eski antik kenti aynı zamanda. Bakanımız sağ olsun bununla ilgili çok güzel çalışmaları var. Onlar hatta tiyatroyu ortaya çıkartıyoruz. Yani hem tarihi zenginlikleri hem doğal güzelliklerini konumu itibariyle de hep bahsedildi. İki metropolün tam ortasında, kavşak noktasında bir şehir. Tüm bunları üst üste koyduğumuz zaman maalesef çok geciken bir yatırım bu. Düzce'miz için geciken bir yatırım. Biz burada işte Düzce'nin dinamiklerine inanıyoruz, güveniyoruz ve böyle bir yatırımın Düzce'nin de kaldırabileceğini düşünerek ve bu yatırımımızda Türkiye'nin en bilinen, en eski özellikle konaklama konusunda Dedeman gibi bir firmayla anlaşarak yapıyoruz. Marka bir otel getiriyoruz. Umuyorum ki böyle bir yatırımla, böyle bir değerle de Düzce daha farklı bir adımı atmış olacak diye düşünüyorum. Peki ikinci turda devam edelim. Başka neler yapılabilir? Ben Yılmaz Bey'e geçmek istiyorum. Yılmaz Karaca Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı. Abi gazeteci milleti çok güzel başkanım. Siz de doğal olarak birçok yeri dolaşmışsınızdır. Ben örnekleri merak ediyorum. Hani Düzce ile eşleştirebileceğiniz ya da Düzce'ye örnek olabilecek tarzda turizm destinasyonları veya çeşitli şeyler var mı? O örnekleri sizden almak isterim. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Değerli konuklar, değerli meslektaşlarım, Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı olarak hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabii ben bu yöreye çok uzak değilim. Eğer AK Parti İl Başkanımızın söylediği gibi bu dağı yararsak 80 kilometre sonra da oturuyorum. Yani Sarıcıkaya Dağkutlu Köyü'nde oturuyorum. Eskişehir'de yaşıyorum ama çok güzel, Düzce kadar güzel ve tarımıyla biliyorsunuz Sarıcakaya Akdeniz iklimi bir yerdir. Şu anda İstanbul'un yeşilliğinin büyük bir kısmı her gün 6-7 kamyon İstanbul'a gider. Bir sezonda 4 defa roka üretilir. Marul üzerinde 4 kez bir yılda. Öyle bir yer. Öyle bir yerden geliyorum ama bugüne kadar Sayın Cemiyet Başkanımız Erol Tayan'a çok ziyaretine geldik ama bugüne kadar Düzce'yi bize hiç gezdirmemişti. Biraz erken geldim ve
genel başkan yardımcımla birlikte 2 saat süreyle dün şehir merkezini gezdik. Yani çok şirin, çok güzel bir şehriniz var. Kutluyorum. Ama eksiklikleri var. Şu anda Türkiye'de şehrin içinde akarsuyu olan 4. şehir burası. 1. şehir biliyorsunuz Eskişehir. Eskişehir'in merkezinden Porsuk geçer. 2. şehir Tokat. 3. şehir Kırşehir. 4. şehir de Düzce. Bunu dün gördüm. Daha önce bilmiyorum. Düzce'yi görünce, bu akarsuyu görünce aklıma tabii ki Eskişehir geldi. Şu anda Eskişehir deyince Türkiye'nin ve dünyanın, dünyalı insanlar Venedik'i görüyor. Gerçekten Eskişehir şu anda bir marka şehir oldu. Ve inanıyorum ki Sayın Belediye Başkanımızın bu konuda projelerinin de olduğunu duydum. Bu akarsu üzerinde çok güzel şeyler yapılabilir. Gerçekten yani bir Porsuk deyip geçmiyoruz. Sırf Eskişehir'i Porsuk'u görmek için gelen insanlar var. Oradaki bir kayaya binmek için, oradaki güzel manzarayı izlemek için gelen misafirlerimiz var. Ve çok enteresandır. Türkiye'de yerli turistin en çok geldiği il şu anda Eskişehir. Eskiden Eskişehir'de 15 yıl önce 5 yıldızlı otel yoktu. Sonra 2005 yılında bir 5 yıldızlı otel yapıldı. Biz bunu nasıl dolduracağız diye düşündük. Fakat son 7 yıl içerisinde 20 tane 5 yıldızlı ve 4 yıldızlı otel yapıldı. Şu anda oteller %85 ile çalışıyor. Çok enteresan. Eksikliğimiz neredeydi? Oteldeymiş, bunu gördük. Neden? Ankara'dan çıkıp Eskişehir'e gelen iş adamı veya oradaki işi olan insanlar otel olmadığı için ya Bursa'ya kaçıyordu ya geri Ankara'ya dönüyordu. Şu anda öyle bir sıkıntı yok. Yani tabii ki bu olayların gelişmesinin, turizmin buraya çekilmesinin, Düzce'nin tanıtılmasının en büyük olaylarından biri tabii ki reklam. Tabii ki gelen insanların eğlence merkezi. Yani bunlar çok önemli. Eskiden Eskişehir'e gelirdiniz, yarım günde Eskişehir'i gezip giderdiniz. Yarım günde, bir günde değil. Şu anda 4 günde Eskişehir'i, sadece şehir merkezini, biz Yunus Emre'yi, Abdal Gazi'yi, bizim Frig Vadisi'ni söylemiyorum. Sadece şehir merkezini gezmek en kötü şartlarla 2 gece yatmanız gerekiyor. Bu vesileyle ben öncelikle bu dönem içerisinde mutlaka ve mutlaka bu derenin güzel bir şeye getirilmesi gerekir. Sayın Başkanımızı davet edelim. Hatta Tokat bile olabilir. Tokat Belediye Başkanı çok yakın dostum. Kendisine dedim ki başkanım gelin Eskişehir projesini burada uygulayalım. Ve kendisi çok güzel uyguladı. Şu an orada da kayıklara biniyorsunuz, çevresinde oturuyorsunuz, çayınızı içiyorsunuz, yemeğini yiyorsunuz. Yani Tokat'ta çok güzel, şirin, merkez olarak şirin bir şehir oldu. Yani bu bana göre bir eksiklik olarak görüyorum. Yani siz Yılmaz Hoca'yı buradan gördüğünüz kadar çok kabiliyetli falan zannetmeyin. Duyarsa bana kızacak biliyorum da. Yılmaz Hoca'nın tek yapmış olduğu olay kopyacılık. Kopyacılık ayıp değil. Yılmaz Hoca eline bir tane fotoğraf makinesi alır, dünyanın her yerine gider, çeker fotoğrafı, getirir, orada uygular. Yaptığı budur. Kendi yarattığı bir olay yok. İnanın. Yani bu yaşına rağmen hala, yani kim düşünür bir plaj yapmayı? Yani plaj yapmak ne? Getirdi kumu, koydu Porsuk'un kenarına. Bir de havuz yaptı, al sana bir plaj. Yani insanların ilgisini çekiyor. Geçen hafta bir arkadaşlarım geldi, şu plajı görelim. Ya kardeşim, plajda bir şey yok. Plaj, Porsuk'un kenarına bir havuz yapıldı, biraz da kum döküldü, plaj o. Kışında zaten görünmez, yazın olsa girenleri görürsünüz gibi. Böyle bir olay orası. Bunun dışında tabii ki
buradan Eskişehir'e yolun açılması, bu dağların delinmesi ne getirecek? Düzce'yi Akdeniz'e açacak, Düzce'yi Ege'ye açacak. Ve şu anda onun da size müjdesini vereyim. Eskişehir ile Sarıcakaya arasındaki yol 60 kilometre ama 1,5 saatte gelemiyorsunuz. Çünkü yollarda iki araç, iki kamyon yan yana geçemez. Büyük bir kısmında. Fakat bu yıl, 2 yıl önce ihale edilmişti ama bu yıl Eskişehir-Sarıcakaya yolu yapımına başlandı. Ve 10 kilometre, şehir merkezinden 10 kilometre en büyük yüksekteki 1200 rakımdır orası. 1200 rakıma çıkıldı. Ve hızla yol devam ediyor. Sayın Valimizle görüştüğümde 2023 sonu itibariyle Sarıcakaya yolunun hem de 10 kilometre kısaltılarak biteceğini söyledi. Yılmaz Bey, siz de öncelikle yatırım diyorsunuz değil mi? Altyapı ve üst yapı yatırımları çarpıyorsunuz. Tabii ki altyapı... Yani bu sıra bir temel fıkrası aklıma geldi. Temel Boğaz'da Brüsk gezdiriyor. Brüsk diyor ki bu yapıyı kaç yılda yaptınız? 10 yılda diyor. Diyor bizde olsa 5 yılda yapardık. Devam ediyorlar. Neyse bir cami görüyor, camiyi gösteriyor. Bunu kaç yılda yaptınız? 5 yılda. Bizde olsa diyor 2 yılda yapardık. Geçiyorlar, Boğaz Köprüsü'nün altından geçiyorlar. Rus diyor ki, herhalde burada 5 sene yapmışsınızdır. Yok diyor, ben dün buradan geçerken yoktu diyor. Bizim de yani bu dolara müdahale gibi bir gecede olacak bir şey değil. Ama yani uzun vadede, sonuçta 2025'e kadar, 2023'e kadar şeyimiz, vaktimiz var. Ama dediğiniz gibi o yatırımları, o bahsettiğiniz yolları falan tamamlamak bölgeye hakikaten büyük olacak diye düşünüyorum. Ben bu anlamda da Sabahattin Bey'e geçmek istiyorum. Çünkü işin merkezinde olan Sabahattin Bey ve hani potansiyeli görmeden bu yatırımları nasıl yapacağımıza ona göre karar vereceğiz. Çünkü önce bir potansiyelini anlamak istiyorum Düzce'nin. Sanırım onunla ilgili bir durumda hazırladınız. Teşekkür ederim. Sayın Bakanım, Sayın Vali, Sayın Başkanım, İlçe Başkanları, basın mensupları ve saygıdeğer misafirler. Düzce'yi bir turizm destinasyonu olarak bir ele alacak olursak, Düzce coğrafi konumu Ankara ve İstanbul gibi iki metropol şehirler arasında 30 milyon nüfusa hitap eden genç bir yerimiz. Düzce'yi tarih olarak ele alacak olursak, Düzce'de birçok tarihi eserlerin olduğu yerler mevcuttur. Bunlardan Onur Akdoğan, Onur Akdoğan, Prusyas, Et, Yapıyor, Antik Kenti, şu an 3. yüzyıldan Roma ve Bizans'tan Osmanlı'dan bize kalan bir bölüm. Burada Sayın Belediye Başkanımız, Sayın Bakanımıza tekrar teşekkür ediyorum. Bizim 20 yılda yapacağımız bir işi 8-9 ay gibi bir süreçte buranın kazı işi bitti. Biz de bakanlığımızca burayı UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'ne alma çalışmaları şu an bakanlıkça yürütülmektedir. Yine Akçakoca ilçemizde bulunan Ceneviz Kalesi, burayla ilgili de Ceneviz ticaret yolunun geçtiği bir bölge olduğundan dolayı Cenevizliler burayı önemsiyor. Burada bir kale inşa ediliyor. Bu kalede şu an bakanlığımızca buranın restore işlemleri bitti. Yine burada somut olmayan, pardon, UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'nde burası yer almayı başardı. Şu an turizme açık bir şekilde devam ediyoruz. Yine burada tarihi eserlerin sergilendiği Düzce Konrad Müzemiz il turizm açısından çok önemli. Ziyaretçilerini beklemektedir ve orada insanları da ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Biraz da deniz turizmine geçecek olursak, 1950'li yıllarda kamp ve karavan turizminin başladığı, Akçakoca turizm hareketlerinin başladığı, Türkiye'de turizm hareketlerinin başladığı ilk bölge Akçakoca'dır. Akçakoca'da Marmara'daki plajlarıyla 11 tane plaj, 35 kilometrelik bir sahilde 11 tane plajla Karadeniz bölgesinin incisi halindeyiz.
Özellikle yazın burada otellerde bir doluluk oranımız 185'leri 95'leri bulmaktadır. Bu yönden de bu potansiyel olarak da gayet iyi olarak mutluyuz Akşehir olarak. Elmacık dağlar eteklerinde bulunan fermanleriyle Derdin ve Efteli Kaplıcası yine açılan 3 tane sondajla Gölyaka Belediye'mizin açtığı 3 tane sondajla burada sağlık turizmi ile ilgili bir çalışmalar yapılıyor ve burası da turizm açısından önemli bir değer arz etmektedir. İlimizin yine güney kısmından bahsedecek olursak özellikle Kardüz'den Topuk Yaylası'na kadar 22 yaylamız mevcut. Bu yaylalar önemlileri Kardüz, Kızık, Balıklı, Derebalık, Odayeri, Sakarca ve Topuk'la süreçleniyor. Bu yayla bağlantıları üst Elmacık bağlantı. Sağ olun, bir sürü yayla ismi saydınız. Kaç yaylamız var? 22 yaylamız mevcut. Peki onların durumu nasıl yani? Orada insanlar gidebildiği zaman konaklama imkanıydı ya da diğer faaliyetler için. Şimdi biz konaklama olarak şu an sadece Topuk Yaylası'nda konaklama mevcut. Diğer yaylalarımızda şu an Alttepe üst yarı çalışmaları devam ediyor. Yol yapımı çalışmaları devam ediyor. Bakanlığımızca, Sayın İl Özel İdaremiz ve Valiliğimizce gerekli çalışmalar şu an devam ediyor. Alttepe üst yarı çalışmaları devam ediyor. İnşallah önümüzdeki süreçlerde yatırımcı hazır hale gelecek. Özellikle Kardüz Yaylası burada Turizm Koruma Gelişim Bölgesi ilan edildi. Burası kongre, seminer ve kış ve yaz turizmine uygunluğuyla çok dikkat çeken bir eylemiz. Ya büyük bir potansiyel var anladım. Evet. Evet. Yine devam edecek olursak bizim şöyle bahsedeceğimiz Düzce'de Şelaleler Şehri Düzce diye adlandırabileceğimiz gerçekten ülkenin en yüksekten akan ayrıca tabiat parkında olan Güzeldere Şelalesi, tabiat anıtı olarak nitelendirdiğimiz Savandere Şelalesi yine tabiat parkı olarak Aydınpınar Şelaleleri ilimizin önemli turizm potansiyeline sahip şelalelerimizdendir. İlimizde birçok göl ve gölet bulunmaktadır. Bunlardan Eftene Gölü, kuş cenneti olması münasebetiyle birçok kuşun ve endemik bitki örtüsünün bulunduğu bölge anlamıyla ilimiz turizm açısından önemlidir. Burayla ilgili gerekli çalışmalar valiliğimizce başlatıldı. İnşallah önümüzdeki süreçlerde burası turizme kazandıracağız. Yine bu göllerle içinde Hasanlar Baraj Gölü, Çamurpınar Göleti, Yayakbaşı Göleti bunlara örnek verebiliriz. Göl çeşitlendirmeleri açısından. Yine Gölyaka ilçemizde bulunan Kültür Park, hava sporları ve golf turizmi, Lumayra ilçemizde bulunan rafting tesisleri ve Topuk Yaylası'nda bulunan rafting tesisleri ilimizde spor turizminde dikkat çekicidir. Yılca ilçemizde bulunan mağaralarla ilgili de biraz bilgi verecek olursak, Yılca ilçemizde bulunan Sarıkaya Mağarası iç hacmi genişliğiyle Karadeniz bölgesinin en büyük mağarası. Buranın şu anki altyapı üst yapı çalışmaları, yol yapım işleri bitti. Şu an turizme hizmet veriyor. İnşallah önümüzdeki süreçlerde Fakımlı Mağarası da tam teşekküllü hizmet verecek ve elimizde gerekli turizm potansiyeli oluşturacağız. İlimiz dini ve sivil mimari örnekleriyle de ön planlanır. Özellikle Çilimli bölgesinde Şeyh Müslim Türbesi, Türbesi, Ali Baba Türbesi gibi türbeler bulunmaktadır. Ve yine bununla beraber dini ve sivil mimari örnekleri verecek olursak Çantı gibi camiler ilimizde mevcuttur. Buralarda özellikle Akşoğlu'ya Çayazı Köyü Orhan Gazi Camii, Yılca Gazi'deki Köyü Orhan Gazi Camii ve Kaynaşlı Karaçalı Orhan Gazi Camii dini sivil mimari örneklerimize örnek ilimizde önemli turizm potansiyelidir. İlimizin bir diğer önemli özelliklerinden birisi de sahip olduğu kültürel çeşitlilikleriyle kaynaşma, dayanışmanın en güzel örnekliğini sergileyen bir iliz. Bu vesileyle kültürel yemekleri yansıtan yöresel yemekler,
Bununla ilgili gastronomi turizminden özellikle bahsedecek olursak, Sayın Bakanımızın yaptırdığı MSB, Mutfak Sanatları Merkezi, şu an ilimizde gastronomi turizminde hizmet vermeye başladı. İlimiz turizm açısından gayet ön plandadır şu an. Ben burada bir kez daha bir şey vurgulamak istersem, Düzce, şöyle diyeyim, Türkiye'nin en genç ili, hemen hemen en küçük illerinden bir tanesi ama 60 kilometreye 70 kilometre çap içinde bu kadar turizm potansiyeli olan bir il olması münasebetiyle ülkemiz ve dünya açısından ileriki dönemlerde turizmde söz ettireceğiz. Bayağı isimler saydınız, bir yönler, yönetler, yayla isimleri, yani saymakla bitmiyor hakikaten. Bu potansiyeli gördükten sonra ben Nur Hanım'a dönmek istiyorum. Nasıl bir yol haritası çizeceksin? Merhaba. Bu değerli organizasyonu organize eden değerli bakanımıza, valiliğe, belediyeye ve tabii ki EGD ailesine çok teşekkür ediyor ve siz değerli konuklarımıza hoş geldiniz diyorum. Ben bir marka alanında çalışan bir akademisyen, aynı zamanda 25 yılın üzerinde de sektörde çalışan bir sektör profesyoneli olarak böyle bir etkinliğin içinde bulunmaktan ve burada olmaktan çok mutluluk duydum, umutlandım. Çünkü ben turizmin belirli bölgelere sıkışıp kalmaması gerektiğini, tüm ülkemize yayılması gerektiğini savunan bir akademisyen ve profesyonelim. Çok mutlu oldum. O yüzden çok teşekkür ediyorum öncelikle. Yılda turist profili değişti, turistlerin, insanların beklentileri değişti, istekleri değişti. Tabii bunun arkasından gerek 21. yüzyılda bu değişim pandemiyle birlikte daha da arttı. Artık insanlar böyle kalabalık yerlere gitmek istemiyorlar. Büyük kocaman otellerde, açık büfe yemeklerde üst üste herkesle birlikte olmak istemiyorlar. Otobüslere binip dolup böyle bir yerlere gidip oradan oraya oradan oraya gezmek istemiyorlar. Artık insanların istediği daha sakinlik, doğa, farklı olmak, özgün olmak, değişik deneyimler yaşamak, deneyim yaşamak, gastronomiyi tatmak, yerel yiyecekleri tatmak, doğayı deneyimlemek, doğal besinleri tüketmek ve doğaya saygılı, yeşili, doğa dostu turizmin içinde olmak. Özellikle eğitimli ve gelir durumu yüksek turistler buna çok dikkat ediyorlar. O yüzden de benim düşünce bu aslında Düzce için çok büyük bir fırsat. Çünkü Düzce İstanbul'a yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta. Biz dün 2 saat sürmedi gelmemiz. O kadar çabuk gelebildik. İstanbul gibi popülasyonu çok fazla, çok kalabalık. Ve bu kalabalıktan bunalmış o kadar çok insan var ki eğer burada ekoturizm, yani doğa turizmi ve bunun altında özellikle ekoturizm, çünkü ekoturizm doğaya saygılı turizm. Ekoturizm sürdürülebilir turizm. Geleceğe bırakılabilecek ve uzun yıllar boyunca devam ettirilebilecek bir turizm. Ve aynı zamanda doğaya mass turizm gibi, yani kitle turizmi gibi doğaya zarar vermeyen bir turizm biçimi. Hem doğaya saygılı, kültürel mirasa saygılı, bunu takdir eden ve aynı zamanda da bunu yaşayıp öğrenen bir turizm biçimi. Yani buraya gelen, ekoturizmle gelen turistler her zaman o bölgeye katkısı oluyor. Sadece tüketip, kirletip gitmiyorlar. Tabii ki benim için ve bana göre Düzce'de bir ekoturizm, bir de gastronomi turizmiyle marka şehir olma potansiyeli olan bir kent. Bu ikisini birleştirerek çok rahatlıkla marka kent olabilir. Özellikle İstanbul'a bu kadar yakın olmanın avantajını kullanarak diye düşünüyorum. Ben buraya geldiğimizde dün örneğin bu
buranın tabii ki yiyeceklerini araştırdım ben. Gastronomi alanında da çünkü çalışıyorum. Buranın yiyeceklerini şöyle bir araştırdığımda, örneğin işte birçok yiyecekler gördüm. Mahursa, inkali, mancarlı pide, mamalika, melengücceği tatlısı örneğin. Ve ben bunları tabii ki gittiğim yerde deneyimlemek istedim. Bunları tatmak istedim. Bunları yemek istedim. İnşallah onu. Ve sizin çok güzel bir kitabınızı internette gördüm. Tabii onun basılı kopyası varsa edinmek isteriz çok. İnternetten ona da baktım. Çok güzel. Tebrik ediyorum. Bunları deneyimleyebilecek restoran bulamadım. Ama işte buraya bir herhangi bir destinasyona geldiğimizde deneyim yaşamak istiyoruz. Evet, deneyimlemek istiyoruz. Ve bunları yemek istiyoruz. Tadı nasıldır? Beğeniriz ya da beğenmeyiz. Damak tadımızla uyar ya da uyumaz. Ancak deneyimleyebilecek restoran bulamadık. Sağa sordum, sonra sordum. Harikasınız. Akşam gideceğimiz, evet, yer varmış. Bunu öğrendim ben de. Bu gastronomi turizmiyle ilgili özellikle örneğin buranın kandilik otu, düzce çileği, pelemir otu gibi otları, yani buranın bu endemik bitki türü ve doğal ürünlerinden farklı ürünler üretilebileceğini düşünüyorum. Ve bunları deneyimlenebilecek, bunları yiyebilecek insanların gelip de tadabilecekleri, hatta workshoplar yaparak bunlarla oluşturulabilecek yine menüleri, yeni reçeteleri, kendilerinin de yapabileceği, deneyim yaşayabilecekleri ortamlar hazırlanabilir. Ve bunlar gerçekten şehre turist çekmek için çok önemli etkinlikler olduğunu ya da faaliyetler olabileceğini düşünüyorum. Aynı zamanda bunlar tabii ki ekoturizm de dedim. Ekoturizm aynı zamanda yerel ekonomiye de katkısı oluyor. Yani köy temelli ancak ve yerel halkın da katılımıyla gerçekleşen bir ekoturizm. Bu aynı zamanda kırsaldaki halka, çok teşekkür ediyorum, çok naziksiniz, harikasınız. Kırsaldaki halka iş olanağı, istihdam olanağı yaratıyor. Özellikle kadınlarımıza, kadınların istihdamda olması, kadınların bir şeyler üretmesi çok önemli. Çünkü kadınlar çocukları yetiştiriyorlar. Kadının kendi parasını kazanabilmesi, kendine güveninin olması, dik durabilmesi çok önemli. Çünkü bu sayede özgüveni olacak ve özgüveniyle çocuğunu o özgüvenle yetiştirecek. Gelecek nesilleri de özgüvenli nesiller yetiştirecek ve ev ekonomisine katkısı olacak. Yani orada kadın işte domates alırken ya da et alırken, evine bir eşya alırken rahatlıkla bunu gerçekleştirebilecek. İstihdam açısından da çok önemli olduğunu düşünüyorum ekoturizm ve gastronomi turizmini. Bilmiyoruz, belki de vardır Nur Hanım, el sanatıyla ilgili kadınlarımızın ürünlerini götürüp satabildiği falan. Akçakoca'da bir yerel pazar araştırdığımda gördüm. Ama bunu böyle daha bir markalaştırırsak, daha yaymamız gerektiğini düşünüyorum. Eğer yayarsak çok daha etkili olur. Yani turistin gelmesi için bir sebep yaratmamız gerekir. Marka olmak istiyoruz. Evet, herkes marka olmak ister. Ama marka olmak için bir sebep vermeniz gerekir. Neden markasın? Evet, ben şununla markayım. Ben farklıyım. Marka olmak için farklı olmanız gerekiyor. Diğerleri gibi olmamanız gerekiyor. Çünkü marka olduğunuz zaman bir kere ikinci nokta, marka olmanın fiyat duyarlılığını aynı zamanda yok etmiş oluyorsunuz, azaltmış oluyorsunuz. Size daha çok para da verebilir. Arka arkaya defalarca gelir. Çünkü bir kere gelmesi önemli değil. Biz turistin defalarca gelmesini istiyoruz. Aynı zamanda da
ağızdan ağza yayılma dediğimiz word of mouth'la, yani bunun yayılmasını istiyoruz. Ama bunu yaparken ne yazık ki birçok destinasyonun yaptığı hataya düşürmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani betonlaşmamak. Betonlaş, çünkü buraya belirli destinasyonlara insanlar niye geliyor? Yeşil için geliyor. Doğa için geliyor. Doğada yürüyüşler için geliyor. Endemik bitkiler için, doğal isimler için geliyor. Onları kesip, Ege'de o kadar çok var ki ne yazık ki, çocukluğumuzun mandalin bahçeleri artık beton yığınlarına dönüşmüş. Doğayla uyumlu yapılar yaparak, daha küçük, doğayla uyumlu ancak konforlu. Aynı zamanda geç kalmamak da gerekiyor değil mi Nur Hocam? Kesinlikle geç kalmamak gerekiyor. Zaman çok çabuk akıyor. Trendden bahsediyorsunuz. Yani pandemiyle çok şey değişti. İnsanlar artık doğal turizmi yapıyor. Bundan faydalanmamız gerekiyor. O yüzden bu avantajdan. Şu anda hemen acilen o yöne yönelmek gerektiğini anladık. Doğa dostu turizm. Çok teşekkür ediyorum mesela. Belki size söyleyebilecek birkaç cümlesi vardır. Kendisine verelim. Sevinelim diye aslında hep beraber. Merhabalar. Merhaba. Düzce'de Kadın Emeği Merkezi kuruldu. Sayın Valimizin, Ticaret Odası Başkanımızın öncülüğünde. Kadınlarımızın emeklerini sergileyebilecekleri bir yerimiz var. Hatta üretim yapıyorlar. Kooperatiflerimiz orada, yeni girişimcilerimiz orada. Böyle bir merkezimiz oldu. Çok güzel. Sayın Valimize, Sayın Belediye Başkanımıza ve Yönetim Kurulu Başkanı'na teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Güzel. Çok güzel. Bunu sosyal medyadan duyurarak bunu bir turizm ürünü haline getirebilirsiniz ki harika olur. Tabii ki sosyal medya hesaplarında var. Duyurular yapıyor. Tabii ya, gayret olması, zaten her şey gayretle başlıyor. Önce bir başlattıktan sonra bunu, burada birçok turizmci arkadaşımız var. Mutlaka herkes kendi çevresinde ağızdan ağza yayılma dediğimiz yolla mutlaka yayacaktır. Nur Hanım, ben tekrar dönüşü oradan yapmak istiyorum. Sabahattin Bey, bir potansiyelden bahsettiniz ama bu işin hani bir de görsel şeyin dijital tarafı var yani. Var mı bir çalışmanız, haritalar, kullandırma olsun, biz ya da tanıtım anlamında neler yapıyorsun? Şimdi biz bununla ilgili Sayın Valimizin de talimatıyla bir Düzce'de bir rotalar oluştu. Eğer yansıdan da anlatırsam, Düzce rotaları diye bir şey yaptık, gezi rehberi. Gezi rehberi üzerinde ilk önce bir kaynaşıdan başladık. Mevcut devam ediyor. İlk uğrak yerimiz biraz önce de saydığımız kaynaştığı Orhan Gazi Camii. Yani bu günübirlik gelen misafirler için önemli bir rehber, gezi rehberi. Navigasyon sistemi üzerinden giden bir şey. Kişi örnek veriyor. Uygulama var mı peki cep telefonunda ya da? Var. Uygulama da var. Kişi geliyor, Hendek'e geliyor mesela, Düzce'de girdim. Ben atıyorum. Kaynaşlı Pamuk Yaylası'na gideceğim. Basıyor navigasyonu. Navigasyon sistemi hiç kimseye sormadan bu sistem gelen misafirlerimizi aynı rota üzerinden götürüyor ve bu Samandere'de bitiyor. Bu rotanın devamı Samandere şelalesinde bitiyor. Yani iki bu aradaki turizm potansiyellerini de bir arada görmüş oluyor. Toplam kaç rota oluşturduğunu? 6 Düzce il genelinde 6 tane rotamız bulunuyor. 6 rotanın da şimdi devamı biraz sonra yine gelecek. Şey üzerinden anlatacak olursam. Burada Düzce, Aydınpınar Şelalesi Yaylalar rotası var. Akçakoca rotamız var. Akçakoca rotası ve Cuma yerine bağlanan Rakhine Tepe rotamız var. Bir de
Gölyaka, Kardüzce, Yaylası, Yaylalı rotalarımız var. Güzeldere şelalesinde biten bir rota. Şöyle, gelen misafirlerden biz şöyle bir şey yaptık. Geliyorum diyor. Gölyaka'ya gelmişken biraz önce Gölyaka Belediye Başkanımız buldukları jeneratörlerden bahsetti. Yatırımcı bekliyorlarmış. Buradan duyuralım. Yani bu sistem navigasyon ilgili yerde, ilgili turizm alanlarına götürüyor. Kardüz Yarısı'nda işte muhteşem bir görüntüsü biraz önce de bahsetmiştik. En zor atalı o galiba. Balıklı Yaylası. Şu an burada da bir Sayın Valimizin de talimatıyla bir piknik mesele alanı oluşturma, at mesele oluşturulması için bir talebimiz oluştu. İnşallah orası da önümüzdeki şeylerde turizme açacağız inşallah. Güzeldere Şelalesi, Topdere ve Eftendi. Eftendi bu rotamız son oluyor. Ve Konrad Rusya'ya etkiliyor. Konrad. Bu resmi almamızdaki şeyimiz sistem bayağı bir ücretli olduğundan dolayı bu resmi koyabildik. Evet, bu da Düzce rotamız. Aydınkılar Şelalesi'nden başlıyor. Yine yaylalar üzerinden. Uğur Köyü. Korkul Göleti ve Yaylası. Şehirli Yaylası. Yani buralar şöyle söyleyeyim. Doğu Karadeniz'de, Trabzon'da, Rize'de, Giresun'da olan yaylalardan bizim yaylalarımız gerçekten daha görseli güzel, birbirine onar dakikalık arada çok güzel bir görselleri var. Yani turizm açısından ilerideki dönemlerde özellikle doğa turizminde söz sahibi olacağız inşallah. Yine bu rotamızda evet, biraz önce Rusya'ya satif yapıyorum. Bütün rotalarımız hemen hemen Konrad'la birleşiyor. Tabii görünüşler çok güzel ama evet, işte, bu da iyi gerekiyor. Bütçe gerekiyor evet. Bu işler için. İnşallah önümüzdeki süreçte Sayın Bakanımız, Sayın Valimizin ve başkanlarımızın sayesinde bunların hepsine iyi bir hedef yapacağız inşallah. Hasanlar Baraj Gölümüz. Burada da Hasanlar Baraj Gölü'nde şu an Düzce Belediye'mizin bir çilek projesi var. Dağ çileği projesi. Şu an çalışma aşamasında önümüzdeki günlerde dağ çileği yetiştirilmesi sağlanacak burada. Sarıkaya Mağarası'nı gördük. Yılca merkez. Ve bu rotamız Yedigöller'de son bulur. Yine bunlar gösterirken ben Düzce'ye şimdi gelen grupları biz güney ve kuzey olarak tekrar yine ikiye ayırdık. Güney rotası ve kuzey rotası diye ikiye ayırdık. Gelen tur gruplarını o rotalar üzerinden. Bu rotalarımız biraz daha böyle günübirlik gelenler, arabasıyla gelenler, otomobille gelenler için gayet güzel şekilde ve İlimizin de takdirini gördü. Bakanlığımızdan da bulmaya yine gayet olumlu şeyler aldık. Peki yabancı turist potansiyeliniz nasıl? Yani o konuda
var mı? Şimdi bizim tamamen iç turizme yönelik bizim şeyimiz var şu an. Yabancı turist şeyimiz 2500 civarında falan oldu 2021. Önümüzdeki pandemi sürecinden sonra inşallah yine eski şeylere 20 bin lira, 30 bin lira, 50 bin lira ulaşacağız. Bir de hani yine böyle konu konuyu açarken Düzce'de şimdi altyapı üst topuda biraz sorunumuz var. Biraz önce de arkadaşlarımız hep bunu belirttiler. Düzce'de merkezde 5 yıldız otele ihtiyacımız var. Marka. Hatta 2 tane. Şimdi bu da neyi gösterir? İnsanlar artık markaya geliyor. Şimdi önemli bir kulüp gelirse Düzce'de kalmıyor. Başka yerlerde kalıyor, Düzce'ye geliyor. Şey olarak, işletme belgeli otellerimiz olarak şu an Düzce'de yeterliyiz ama konaklama işletmeleri olarak. Yani bunların da olması Düzce'ye yarar getirir. Çünkü bir şeyin çok olması sürdürülebilir anlamda daha ileri bir kazanç getirir. Bu da Akçakoca rotamız devam ediyor Hemşinköy'ünden. Bu Cuma ayı 9 değirmeninde son oluyor. Uğurköy tarihi mezze camimiz. Evet, burada son buluyor. Yine bu devam ederken biz Düzce'de yine valimizin talimatı üzerine bölgesel turizm merkezleri ilan etme çalışmalarına başladık. Özellikle Efteni Gölü, Gölü Gören kesimle ilgili bir turizm merkezi çalışmamız var. Sinekli Abant Yolu ile ilgili bir turizm merkezi çalışmalarımız var. Bolu Dağı'nda yine var. Karaburun'un Menen Ağzı ile ilgili bir turizm, bölgesel turizm merkezi yapma çalışmalarımıza başladık. Bakanlığımızca şu süreci şu an devam ettiriyoruz. Projeler güzel. Tabii her şey yine paraya dayanıyor, bütçeye dayanıyor. Önümüzdeki süreçte ben şuna inanıyorum. Sayın Bakanımız, Sayın Valimiz, Sayın Ticaret Başkanımız ve Düzce'deki diğer belediye başkanlarımız turizme el attılar. Artık Düzce'de bir şey olabilir diyorum ben. Şurada zamanlı olacak. Yılmaz Bey size dönmek istiyorum. Siz Eskişehir'de kalmıştınız. Devam ediyordunuz. Biraz daha açabilir misiniz? Bir çok yani farklı örnekler de olabilir. Birçok örnekler var. Mesela ben Düzce'de en çok üzüldüğüm iki şehir var. Bir tanesi Mersin, bir tanesi Düzce, Akçakoca. Evet. Örneğin zaman içerisinde maalesef oraya yapılan yapılar, evler, bir sosyal tesis, bir otel projelerinin olmaması maalesef turizm o konuda olayını insanlar öldürüyor. Geçen Mersin'de de aynı konu Sayın Valimizle görüştük. Yani bir dönemler işte orasını 10 katlı, 8 katlı binaların yapılması o güzelim sahili yok etmiş. 50 metre sahile evler yapılmış. Hiçbir tane doğru dürüst otel yok, tesis yok. Aynı acı olay maalesef burada da. Yani ben de gözlemledim. İnsanlar gidiyor işte Karasu, Kocaeli evet. falan üzerinden ama Akçakoca'dan dönüyor. Evet. Oralarda konaklıyor, oradan dönüyor. Evet. Yalnız şunu gördüm Düzce'de. Sayın Valimiz, Sayın Bakanımız, Ticaret Üssü Başkanımız, siyasi partiler el ele vermiş. Halk el ele vermiş. El ele Sayın Bakanımızın Ankara'daki tecrübesi ve gücüyle bu 2023 vizyonunun çok hızlı bir şekilde gideceğini düşünüyorum. Tabii ki burada ben ekonomi gazeteciler derneği başkanımız Celal Toprağı ve yönetim kuruluna da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten biz gazeteciler cemiyetleri olarak, federasyon olarak şehirlerimizin bu türlü olaylarına büyük destek veriyoruz. Artı bundan önce Türkiye ekonomiyi konuşuyor diye tüm illerdeki ticaret ve sanayi odalarımızla birlikte ortaklaşa bir program yaptık. Çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Artı biz Türkiye'de her iki ayda bir Anadolu buluşmaları adı altında bir toplantı yapıyoruz Sayın Başkanım.
burada ne yapıyoruz? İşte şehrin sanatı, kültürü, turizmini inceliyoruz, haberleştiriyoruz, destek veriyoruz. Bugüne kadar 45 ilde bu organizasyonu yapmışız. Fakat en zayıf illerimiz, Sayın Cemiyet Başkanım da burada, burada şikayet ediyorum. En zayıf illerimiz Adapazarı, Düzce ve Bolu. Bunun dışında Kocaeli, Kastamonu, Zonguldak, Bartın, bunların hepsinde toplantılar yapmışız. Büyük destekler vermişiz ama oralarda yapmamışız. Ama ben... İşte bir, Sayın Başkan, bir ara o konuyla ilgili görüşmelerimiz oldu. Yalnız bu pandemi nedeniyle bir iptal edilme durumu oldu. Sorumluluk Erol Bey'de. Evet. Bana söyledi, tamam dedim, misafir edeceğim dedim ama Erol Bey, Erol Bey sen cevapladın, bak başkanım ne diyor. Değerli başkanım, sizi bekliyoruz. Düzce'yi tamam. Bekliyoruz. O nedenle ben gerçekten çok mutlu oldum. Gerçekten şehrin bir ilimiz ve marka, şehir olmaya en yakın illerimizden biri. Potansiyel çok yüksek. Potansiyel çok yüksek. Eğer bu dağı delerseniz o zaman biz 80 kilometreye düşünce her zaman buradayız. Çünkü Eskişehirli de gidecek bir yerler arıyor. Ama burası geliyor. O vesileyle bu yolda buranın güzel bir şehir olmasına büyük destek verecek. Ben inşallah başarılar diliyorum. Ben başaracağınıza inanıyorum. O ışıltıyı gördüm. Hele hele şunu örnek göstereyim. Gidersiniz bu tür toplantılara, birinci, ikinci toplantı olur. Üçüncü toplantıda kimse kalmaz. Ve ben öncelikle çok teşekkür ediyorum Düzcelilere, hele hele bizleri sabırla dinlemeleri, şehrini ne kadar sevdiğinin bir göstergesidir bu gerçekten. Ben çok teşekkür ediyorum. İnşallah Düzce'yi daha güzel günlerde de göreceğiz, geleceğiz, biz de programımızı yapacağız. Çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz İzmaz Bey. Evet. CHP'nin son sözleri almak istiyorum çünkü biraz açtık galiba zamanımızda. Benim şöyle bir gözlemim oldu. Gördüğüm kadarıyla Düzce'de bir kırılma var artık. Yani Düzce kendini keşfetmeye başladı. Hem doğal güzellikleriyle, hem dinamikleriyle, sanayisiyle, turizmiyle, her şeyle Düzce'de bir kırılma olduğunu düşünüyorum, hissediyorum. Tabii burada Düzce'de bu Düzce'nin doğal güzellikleri, ulaşım açısından yakınlığı turizmi ön plana çıkartıyor. Düzce bu değer bu ama burada çok önemli bir konu var bana göre. Halkın da bunu bilinçlenmesi lazım. Aslında Düzce'de, Akçakoca'da turizm bundan 50 yıl önce başlamış. Bodrum Bodrum'dayken Akçakoca varmış ama maalesef şimdi Bodrum marka bir şehir oldu, bir dünya şehri oldu. Ama biz de henüz daha bir adım yol alamadık. Düzce birçok konuda marka olabilir. Turizmde de tabii bu güzellikleri tesislerle de donatmamız lazım. Altyapı gerekiyor, tesis gerekiyor. Burada konaklama birinci sırayı alıyor. İnşallah bizim de bu Dedeman'la işbirliğimizle yapacağımız bu 5 yıldızlı otel Düzce'ye bence bu açıdan da yeni bir pencere açacak, yeni bir adım olacak. Belki arkasından birçok marka otel de Düzce'ye yatırım yapmayı düşünecektir diye düşünüyorum. Düzce turizmiyle marka olurken gastronomi dedik. Gerçekten bu da çok önemli. Düzce birçok etnik kimliği bir arada balındırıyor. Birçok yöresel lezzetlerimiz var. Hocamızın da bahsettiği gibi artık özellikle pandemiden sonra da insanlar daha çok böyle doğayla iç içe yaşamayı, gezmeyi ve farklı lezzetleri tatmak için yer arıyorlar. Düzce'de bu anlamda hem ulaşım açısından da çok yakın olması dolayısıyla iyi bir alternatif burada da bir marka olabilir diye düşünüyorum. İnşallah Sayın Bakanımızın vizyon projeleriyle gerçekten Düzce'nin süliyeti de değişiyor.
bunu da gözlemliyoruz. Ben inanıyorum ki bu bilinçlenmeyle birlikte kısa zamanda değerlerimizin farkına vararak ve bu noktada da birbirimize destek olarak, birbirimizin önünü açarak inanıyorum ki kısa zamanda çok ciddi yol alabileceğiz. Ve turizm noktasında da Düzce hem Türkiye'de hem dünyada adından söz ettireceğini düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Önemli bilgiler aldık. Düzce'yi 2053'e taşıyacak bilgiler. Yol haritası niteliğinde Nur Hanım özellikle turizmdeki yeni trendlerden bahsetti. O konuda gerçekten hızlı davranılması gerektiğini söyledi. Turizm İl Müdürümüz bize Düzce'nin potansiyelini olduğundan daha çok olduğunu haritalara şimdi göstermiş oldu. Yılmaz Bey de bize örneklerle turizmin Düzce turizminin nasıl değerlendirebileceğini anlattı. Cihat Bey de yatırımın önemine dikkat çekti ki zaten kendisi de yeni bir yatırımın müjdesini vermiş oldu. Ben çok teşekkür ediyorum tüm katılımcılara. İnşallah Düzce hak ettiği yeri alacak diye düşünüyorum turizmde. Çok sağ olun dinlediğiniz için.